Efendim haftanın ilk programında Voley Ekranları'na hoş geldiniz. Çekirdekçi Tayfa'da sizlerle beraberiz. Bu hafta bir rotasyon var. Evet. Müsait kadroda Sergen Akkoyun'un bir sıkıntısı çıktı. Bir diş problemi vardı. Ona büyük geçmiş olsun, geçmiş olsun diyoruz. Onun yerine sevgili Yağız'la beraberiz. İyi misin kardeşim? İyiyim abi, sen nasılsın? Eyvallah, teşekkürler. İyiyiz biz de. Yine futbol izlediğimiz bir hafta sonunu geride bıraktık. Futbol oldu. Evet. Derbi. Evet. Derbiyle zaten daha farklı bir havaya bürünülüyor biliyorsun. Bütün derbilerde olduğu gibi. Yabancı ülkelerde de derbiler vardı. Evet. Onu söyleyelim. Ajax PSV Eindhoven maçı vardı. Voley uygulamasında izlediniz. Yani maçın içi kavga, maçın sonu kavga. 7 yıl sonra PSV Eindhoven'un galibiyetiyle bitti. Ruud van Nistelrooy. Roma Lazio maçı vardı. Lazio kazandı. Mourinho kaybetti. Sallantı da gidiyor. Rölanti'de de gitmiyor. Sallantı da gidiyor. Ama biz tabii ki önce kendi derbimizle başlayalım. Galatasaray Beşiktaş derbisi. Yani derbi önü analizleri yaparken daha farklı şeyler de söylendi başka kişiler tarafından. Saygı duymakla beraber katılmadığımız noktalar da vardı. Hani psikolojik üstünlükten bahsedildi. Bir psikolojik üstünlük bence yoktu. İki taraf içinde bir psikolojik üstünlük yoktu. Oyuna teknik direktör dokunuşları skora etki edecekti. Ve teknik direktör dokunuşları genel olarak Okan Buruk'tan geldi. Yani ben öyle bir yorumladım. Derbi bittiğinde de notlarımı o şekilde almıştım. Niçin diyecek olursan, hani onu konuşuruz niçin diyecek olursan. Sen nasıl bir derbi izledin? Ben sana sorayım. Yani keyif aldın mı oynanan oyundan? Veyahut da yani bir oyun vardı ve evet, bir oyunu daha iyi oynayan taraf Galatasaray mıydı diye. Kesin Galatasaray'dı. Benim fikrim o. Şimdi benim anlamadığım nokta, ben biraz kaseti geriye saracağım. Hı hı. Şenol Güneş geldi, dertler bitti gibi bir hava oluştu Beşiktaş'ta. Ama asıl problem, problemin temeli bence takımda da başlıyor. Transfer planlamasına geri dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Beşiktaş'ın eksikleri vardı. Kaldı ki hep hata teknik direktöre bulundu. İşte Sergen Hoca dönemine bakalım, Valerian İsmail dönemine bakalım. Ben oyuncu eleştirisini çok az gördüm. Şenol Hoca döneminde de, şimdi Şenol Hoca gelince zaten takımı bir kenara ayıralım. Takımın hiç suçu yok, hiç problemi yok. Performansı hep yüksek. Sanki teknik direktör onları oynatamıyor gibi bir hava oluştu. Teknik direktör veya doğru teknik direktör de gelince tamam, doğru eşleşme oldu. Bundan sonra şampiyonluğun bir numaralı adayı izlediler. Ama unuttukları bir şey vardı. Şenol Hoca eski Şenol Hoca değil. Bir kere milli takım döneminde burada yaptığımız programlarda da sık sık konuştuk. Eski formundan uzak, enerjisinden uzak bir Şenol Güneş vardı. Bu bence Beşiktaş özelinde baktığımızda Galatasaray mağlubiyeti bence hayırlı oldu. Biraz ayaklar yere bastı ve bu takımın eğer iyi bir takım olmazsa, değil Şenol Güneş, Jose Mourinho da gelse, Thomas Tuchel de gelse veya başka çok üst düzey bir teknik direktör de gelse değişmeyeceğini gördük ve Beşiktaşlı taraftarlar da o Şenol Güneş'in geldiği günden derbiye kadarki olan süredeki o bulutlardaki noktadan yere artık indiler, ayaklarını yere bastılar. Ben Beşiktaş için hayırlı bir mağlubiyet olduğunu düşünüyorum. Evet, oraya birazdan değinelim. Önce kazanan tarafla başlayalım. Tabii. Galatasaray'la. Şimdi Karagümrük maçı bittiğinde burada canlı yayındaydık. Ben dedim ki Karagümrük maçı bitti ve yani bir sonraki haftayı daha konuşmuyoruz. O maçı konuşurken evet, benim kurduğum cümle şuydu. Çekirdekçi Tayfa Ekstra'da da bunu söyledim. Barış Alper başlarsa ben şaşırmayacağım. Hatta evet, muhtemelen önümüzdeki hafta Barış Alper başlayacak dedim ben. Bunu işte daha sonra programı izleyen arkadaşlarımız da bizim WhatsApp gruplarında sordular. Yani neye dayanarak bunu söyledin diye. Ben de o dayanağımı söyledim. Şimdi 10 kişi kalmış bir takıma karşı bek manipülasyonunu yapmak çok rahattır. Yani bek manipülasyonunu biz 2016'da İspanya'nın bize yaptığı zaman gördük. Hı hı. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya muazzam bir bek manipülasyonu vardı. Neydi? Bek ve stoperin kafasını ve hatta ön taraftaki oyuncunun kafasını karıştırarak hangi oyuncuyu nasıl alacaklarını daha oturtamadan orada işleri karıştırmak ve ondan sonra gole gitmek. Galatasaray maçın ikinci yarısında bunu çok fazla yapmıştı. Yani Galatasaray'ın 66'da ilk golde Sergio Oliveira'nın ceza sahasının ortasında dahil düşünelim. Raşit'sa nereden nereye geldi, o pozisyon nereden nasıl bitti, Emre Taşdemir nereden geldiğe kadar. Bunların hepsi Karagümrük beklerini tamamen manipüle etmekle alakalıydı. O yüzden dedim ki bu maçta da muhtemelen Barış Alper başlayacak. Çünkü Kerem'le Yunus'un uzak oldukları bir nokta var. Onlar hep İyi oldukları ayağı çekip uzak köşeye şut arayan oyuncular. Ama Raşit'sa sadece şut arayan bir oyuncu değil. Barış Alper zaten bir forvet, kanat oyuncusu evet, değil. Hatta bizim sevgili Ali Teker'den de rica etmiştim. Şimdi burada yavaş yavaş oynatalım bizim 2D analizimizle. Oynatalım. Orada o bek manipülasyonu nedir ve niçin Barış Alper tercih edildi, onun üstünden bir gidelim. Şimdi bak, Galatasaray burada oynatırsak taç atışıyla başladı. O
topu orta sahaya kadar veren oyuncu Sergio Oliveira. Bak şimdi Sergio Oliveira'ya da dikkat edeceğiz. Galatasaray oyunun yönünü değiştiriyor. Evet, sağ geldi şeride. Sağ tarafa geldi. Şu anda Rashica topu aldı. Aldı. Durduralım burada. Galatasaray kaça kaç yakalamış Beşiktaş'ı? 3-2. 3-2. Topu kafayla indiren Barış Alper. Hı hı. Birazdan gol atacak olan Tayyip Tahlan'ın tutmaya çalıştığı, Icardi niçin tutmaya çalıştığı diyorum. Ve taç atışında pası orta sahaya geriye doğru veren Sergio Oliveira da orada Barış Alper'in kafayla diğer indirme ihtimali olan yere doğru hareketleniyor. Ve bak insanlar diyor ki Tayyip Tahlan Icardi'den ayrılmamalıydı diyorlar. O zaman belki de Barış Alper anlıyla topu Sergio Oliveira'ya çıkartacaktı. Anlık olaylardan bahsediyoruz ama Tayyip Tahlan orada alanı savunmayı, yani topun inme yerine doğru savunmayı ve Icardi'yi boş bırakmayı tercih etti. Ama tabii ki top class bir bitiriciyi. Sen geldin aklıma bu golde benim abi. Senin bir sözün vardı burada, seninle bir program yapıyorduk. Fox in the box demiştin, evet. Icardi'ye. Yani bu maçta tam senin o söyleminle eşleşen bir performans. Evet, belki oyun içi devamlılığı, sürekliliği, oyuna katkısı bence iyiydi Beşiktaş maçında. Geçen hafta da çok, 3 haftadır çok iyi. Bakma. Evet, kopuk değil hiç yani. Kopuk değil. Evet, onu kopuk değineceğiz birazdan. Ama işte o senin söylediğin Fox in the box nedir diye soranlar olmuştu o dönem. İşte budur. Evet. Ama bu esnada Rashica'nın orta yaptığı yerde Galatasaray kaça kaç? Şimdi bak, sayısal üstünlük kimde gözüküyor? Rashica'nın orta yaptığı. Birazcık geri alabilir miyiz onu? Eğer mümkünse. En senin... başa dönelim diyorsun. Yok yok yok. Rashica'nın orta yaptığı yere. Şimdi tamam. Orada şimdi gelecek. Geldi. Topu aldı. Şimdi duralım. Bak Rashica ortaya yaparken 4 Beşiktaşlı, 3 Galatasaraylı. İşte manipülasyon budur. Manipüle etmekten kastımız bu. Çünkü niçin? Mertens oraya girdi. Sayıs Mertens'le beraber çıktı. Normal. Tak diye. Sasha Boy ile Rashica var. Hemen Umut Meraş, Enkudu oraya geldi. Orta sahadan da destek geldi. Sözde oradan topu çıkartmayacaklar ama ceza alanın içinde işte 3'e 2 yakalanıyorsun bu pozisyonda. Tabii Icardi'nin de taplas vuruşu var. Geçen hafta Karagümrük maçında da bunu denedi Galatasaray. Yani en son vuruşu da tabii burada... Bu planlı bir set diyorsun o zaman. Kesinlikle planlı bir set. Hı-hı. Niçin planlı bir set? Birazdan şimdi bizim buradaki şeyde taş devri şeyini tahtamızda i̇şte da daha çok konuşmalıyız ki Okan Hoca'nın da geldiği günden beri hep böyle bir kredisizliği var maalesef. Kredibilitesi düşük. Bugün baktığında da sen bunları anlatıyorsun. Üstünde çalışılmış setler ve derbi maçında da bunu başarılı uygulanmış bir teknik adam. Evet. Karagümrük maçının ikinci yarısından itibaren bunlar vardı zaten. Hı-hı. Çok teşekkürler. Sağ ol sevgili yönetmenize de teşekkür ederim. Şimdi buraya döndüğümüzde Galatasaray elindeki mevcut kadrodan bu şekilde faydalanabilmek için riskler almak zorunda Okan Buruk. Yani çok rahat Sergio Oliveira yerine Mertens'in arkasını daha iyi tutabilmek için misal Mitchell'le de başlayabilirdi bu maça. Ama işte o zaman bir yerden fazlalaşmayı düşünürken bir yerden eksik kalacaktı. Çünkü tabii. Sergio Oliveira zeki bir adam ve sezon başında ben de kendim eleştirim şu yöndeydi. Şu andaki Galatasaray'ın oyunda çok temposuz kalıyor. Çok fazla top kaybı yapıyordu. Buralarda düşüp yalnız kalıp. Peki doğru ikili senin için ne? Zekadan vazgeçip güç veya fizik kuvveti mi arttırmak orta sahada? Yoksa hayır, bir isim yeter. O da Torreira. Yanında hep bir zekayı tercih etmeliyiz mi diyorsun? Okan Buruk bunu daha farklı çözdü bence. Çözmeye çalışıyor. Bak bu her maç işe yarayacak bir şey değil. Belki Başakşehir maçını kaybedecek Okan Buruk ama takımınızda Icardi ve Mertens varsa ve Mertens de çok zeki bir adam bu arada. Şimdi daha demin ki o manipülasyonla biz köşeye geldiğini gösterdik ya. Maçın başında Rozier tarafına hep gitti. Yani o orada yaptığı o üçüncü adam, sahte üçüncü adamlığı bu tarafta da yapmıştı. Okan Buruk peki nasıl şey yaptı bunu? Bir, Sasha Boy'un inanılmaz bir fizik kalitesi var. Ve Milot Rashica da takıma eklenince... Galatasaray hücum setlerinde şöyle oluyor bak. Maviler Galatasaray bu arada. Şimdi ters de olduğu için düzeltmeyelim. Maçın başında ilk 12 dakikalık dilimde Abdülkerim Bardakçı odaklı 3 tane uzun top vardı. Bunlar yerine ulaşmadı. İnsanlar seyrederken homurdanmış olabilir ama oraya bakmayın, siz Galatasaray'ın ne yapmaya çalıştığını odaklanın. Emre Taşdemir. Milot. Rashica. Barış Alper. Yılmaz. Koyuyoruz burada. Tamam. Icardi. Mertens şuraya gelmiş. Takımda tam olsun da şimdi yanlış. Eksik oyuncu üstüne her şey yapmayalım. Sasha Boy'u buraya koydum. Sergio Oliveira. Nelson. Abdülkerim. Torreira. Muslera da genellikle oyun hep burada kabul eden kaleci.
Bakınız Alanya maçında da zaten o çok tartışmalı olan şeydi de. Şimdi şurada Beşiktaş ne yapıyor? Şimdi Emre Taşdemir buraya koşuyu gösterirken Raşit Sabiha'da Barış Alper burada. Hı hı. Rozier. Ama bu arada Abdülkerim buradan çıkıyor. Sol ayağıyla delici. Beşiktaş o zaman ne yapıyor? Tak karşısına kimi koymak zorunda? Cenk Tosun'u koymak zorunda. Yani Cenk Tosun buraya geliyor ama şuradaki eşleşme de üstün değil Beşiktaş mesela. Sergio Oliveira buraya girdi. Gedson veyahut da Salih oraya girmek zorunda. Joseph Mertens'in peşine geliyor bu esnada. Tak Joseph Mertens'in peşine geldi. Sergio Oliveira burada. Hadi diyelim Salih geldi. Tak buradan buraya Raşit'sa girmiş. Orada Gedson Fernandez onunla pinleniyor. Saşa Boya geliyor. Enkudu Umut Meraş araya sızmalara karşı daralmışken Enkudu yapamıyor. Şurada bir tamamen oyunu kenarlara yıkmak var Galatasaray'da ama bilinçli bir yıkma. Niçin? Çünkü Galatasaray'ın kenar oyuncuları Emre Taşdemir'e bir kenar, Barış Alper Yılmaz dahil olmak üzere, Raşit'sa, Saşa Boya'da almak üzere buraya yıktığın zaman burada hücumu bitiremesen bile merkezden delicilik sağlamıyorsun rakibine. Bu başarı aslında ne oldu biliyor musun abi? Bu başarı Beşiktaş'ın da Ocak'taki transfer dönemini şekillendirdi. Onu da birazdan konuşuruz. Evet. Rozier, ligin en iyi beki diyoruz çoğu noktada. Defolarını ortaya çıkarttı bu oyun. Tabii. Açıkça. Ki Ümraniye hatta İstanbulspor'da da ortaya çıkmış şeyler vardı. Evet. Yani Galatasaray bunu tercih ediyor. Onun için çünkü ben burada daha güçlüyüm diyor. Ben en sana oyunu burada yiyeyim ki buradaki birebir çarpışmaları kazanayım. Niçin? Çünkü Barış Alper hiç çizgi yemiyor bak dikkat et. Barış Alper hep şu koşulları yapan oyuncu buraya. Raşit'sa biraz daha burada. Mertens buraya giriyor. Sergio Oliveira buraya giriyor. En azından... Niye şöyle... merkezleşiyorlar peki? Biraz daha açık anlatırsak. Şimdi bekler buraya o sahte koşulları atıyorlar. Veyahut da toplu koşulları atıyorlar. Merkezleştiğin zaman burada top kaybında bile en azından Raşit'sa ile Barış Alper Torreira ile Sergio Oliveira'nın delinmesine izin verdi. Evet. Merkez deliciliği baskılıyorsun burada. Bu oyun ne kadar sürdürülebilir? Bu işin başka bir tartışma konusu ama... Genel olarak bir oyun seti yok, bir oyun yok noktasında ben çok fazla katılmıyorum. Bu konuda hani bu şey değil, Okan Buruk'u sonuna kadar destekliyorum demek değil. Bizim işimiz oynanan oyuna dair fikir üretebilmek, fikir sağlayabilmek. Ama var ya bir şey var Galatasaray'da, o kadar da değil. Mesela diyorlar ki Gedson Fernandez orta sahada driplingde çok fazla geçti. Kaç pası var Gedson Fernandez'in? Kaç? 14. Şimdi... Ve engellemiş Galatasaray savunması çoğunluğu. Niçin? Çünkü Torreira burada birebir mücadeleye giren bir oyuncu değil. Seken topu hemen geri alır. Koşar. O sezileri vardır Lucas Torreira'nın ama sen ona fiziksel mücadele beklemeyeceksin. Oliveira'nın da bırakmış olduğu alanı dolduruyor tamamen. Gedson'un o zaman o çok da iyi olmayan, gözükmeyen oyunun sebebi Galatasaray orta sahalarının başarıyla maçı bitirmesi mi? Başarı alanı doğru kapattı Galatasaray. Çok Gedson izin vermedi. Etkisiz gibiydi. Bir pozisyon hariç orada da zaten kart gösterdi. Evet, yani geçişlere çok izin vermedi. Hı hı. Gedson geçse bile zaten burada. Saşa Boya çok iyi. Nelson'u çok iyi gösteriyor. Abdülkerim de belki de Saşa Boya gibi bir bekle oynasa, sol tarafta da öyle bir bek bulsa Galatasaray, o zaman belki Abdülkerim çok daha iyi gözükecek ki bence yine çok iyiydi Abdülkerim. Yani Abdülkerim transferinin için gerekli olduğu bir takım için, ona talip olan takımlar için tekrar ortaya çıktı. Weghorst bir kere akan oyunda offside pozisyonunda ceza sahasına girebildi. Ondan sonra bir daha 47. dakikada Nelson'un onu bozduğu pozisyonda girebildi maçın ikinci yarısında. Ve rakip ceza sahası içinde topla buluşma sayısı 80'e kadar 1 ya da 2 idi. Bak düşün. Galatasaray böyle bir oyun oynattı. İçeri sokmadı diyorsun yani. Sokmadı tabii yani. Şenol Güneş'in oyunu Şenol Güneş'in oyunuyla bozdu. Neydi o? Yani Cenk'e doğru oyna, Weghorst'a doğru. Onların indirdikleri topla Enkudu. Bir kere bunda başarılı oldular maçın ilk yarısında ilk 16 dakika içinde. Orada Enkudu böyle Abdülkerim'i de şöyle geçti. Geçti. Sıfıra indi. Cenk'in makas hareketi vardı arka direkte. Onun dışında... Yok. Yok. Yani o yüzden Galatasaray'ın oyunun defoları hala var. Galatasaray'ın oyunda sorunlar hala var. Ama bu kadroyla bu sorunu, bu riski göze alıyor Okan Buruk. Yani herkes şunu düşünüyordu maçtan önce. Ya işte acaba Berkan Mertens'i kesip Berkan Sergio'yu ileratıp Berkan Torreira Sergio'yla çıkılabilir mi diye kafasında soru vardı Galatasaray'ın. Ama bu sefer Mertens'in orada yaptığını Berkan merkezde yapamayamaz. Yapamaz. Ki zaten Torreira'yla Sergio'nun da orta sahada geçişe izin vermediğini söylüyor. Evet, yani o sebepten doğru tercih olmuş. Okan Buruk bir riskleri alıyor. Belki Başakşehir maçında hiç beklemediği bir skorla karşılaşacak Okan Buruk. Bak bunlar farklı şeyler. Kaybettiği zaman da biz tabii ki niçin kaybettiğine dair söyleyeceğiz ama bir teknik direktör çok cesur bir kadroyla maçlara çıkıyor. Bunu unutmamak lazım. Mitchell'e Lucas Torreira'yla çıktığı şeyi de gördük ama orada da Mertens'i sol kanat oynatma şeyi vardı. Farklı bir şeye evrildi iş. 11. haftadan sonra takımını tamamen daha net tanıdı Okan Buruk. Doğru.
Devam edelim o zaman. Derbi daha var mı? Beşiktaş cephesinden bakacağız. Beşiktaş cephesinden bakalım. Vegors eleştirildi. Ama senin söylediğine baktığımız zaman Vegors'un eleştirisi de Galatasaray'ın doğru oyunu. Nelson'un onu birebir de merkeze sokmayışı. Az önce önemli bir veri söyledin. 80'e kadar bir ya da ikili topla buluşması dedin. Rakip ceza sahası içinde, yani Galatasaray ceza sahası içinde. Valerian İsmail ne diye eleştiriliyordu? Sadece Vegors üzerinden oyunu okuyor. Hmm. Muleka neden santrfor oynamıyor? Benim kamuoyunda gördüğüm sürekli eleştiriler. Hmm. Benzerini Şenol Güneş yaptı bu maçta. Yaptı. Hatta şöyle söyleyeyim. Maç önü biz Çekirdekçi Tayfa Ekstra'da dedik ki yani Ümraniyespor maçında Cenk Tosun'un atmış olduğu gol rehber olabilir Şenol Güneş'e. Nedir? Rakibinin en sıkıntı yaşadığı yere doğru oyuncuyla hücum etmek. Hı-hı. Tamam, şimdi Cenk burada başlamıştı. Deli Ali hani iç forvet gibilerdi. Vegos'un arkasında bir üçgende onlar. Cenk Tosun, Deli Ali. Tamam, sonra maçın senaryosu değişti. Rozier çıktı, Masuaku çıktı, Bekler girdi. Sonra Deli Ali çıktı, Cenk Tosun buraya girdi, Redmond buraya girdi. Benim düşüncem Emre Taşdemir üstüne Redmond'la oynama şeydi. Yani Cenk Tosun'un sol tarafta Sacha Boye ile birebir mücadeleye daha doğru girip bu tarafta Emre Taşdemir'i baskılamak mı diye düşünmüştük. Yok. Yani Cenk Tosun gol attı ama gol buradaki bir şeyden gelmedi. Merkezi. Galatasaray'ın göstermiş olduğu bir zafiyet değil mi? Duran toptan geldi. O duran topta da az kalsın. Yine sayılmayacaktı yani. Nelson kolunu biraz daha geride tutsa. Aynı o Giresunspor Beşiktaş maçında gol iptal oldu hikayesi. Evet. Burada bu şekilde iptal olacak bir pozisyondu. Cenk Tosun burada Emre Taşdemir'e karşı bir varlık gösteremediği gibi. İkinci golün de biz analizi hazır. Bak ne olmuş? Bir ikinci bakalım golü ona. İzleyelim. Onun üstünden bir bakalım. Şimdi geldi. Burada Beşiktaş hücum olacak. İkinci golde bak. Hop, burada topu kesen Emre Taşdemir. Şimdi durduk. Sonra Emre Taşdemir topu kesen kafayla kesti. Bak koşmaya başladı. Uzun Mertens pas attı. Pası kestiler. Ama tekrar Emre Taşdemir aldı. Devam ediyor. Hop, burada Barış Alper'e geldi top. Emre Taşdemir sahte koşuya devam etti. Sergio Oliveira ve dikkat et. Kaça kaç geldi Galatasaray ceza sahasına? 3'e 3 geldi tekrar. Çünkü kenara daha güçlü bir oyunu vardı. Yani mesela burada Redmond olsaydı belki o kovalayıcılığı yapabilirdi. Redmond değil de daha farklı söyleyemiz onu. Yani daha doğru bir oyun planıyla bunları, bu geçişleri engelleyebilirdi Şenol Güneş. Birinci kısmı o.